5 dakika adaletten herkese merhaba. Türkiye geride bıraktığı hafta İstanbul'daki seçim sonuçlarını tartıştı. Herkes artık neredeyse hangi ilçede ne kadar oy kullanıldı, kaç tanesi geçersiz, yeniden sayımda bunların ne kadarı geçerli sayıldı bunları ezberledi. Aslına bakarsanız sokaktaki hemen herkes biraz da seçim hukuku uzmanına dönüştü. Biz sayımların sonucunu beklerken Türkiye'de aslında hak ihlalleri de devam etti maalesef. Geride bıraktığımız haftada belki de en çok konuşmamız gereken başlık 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin Meriç Nehri'nde boğularak yaşamını yitirmesiydi. Mahir Mete Kul, Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. Hakkında verilmiş bir itirafçı ifadesi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce tutuklandı. Tahliye olduktan sonra en büyük korkusu yeniden cezaevine girmekti. Bu nedenle yasa dışı yollardan Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a gitmeyi tasarladı. Bindiği bot devrildi. Mahir günlerce arandıktan sonra Meriç Nehri'nde bulundu. Henüz 22 yaşındaki Mahir'in bu yolu seçmesinin en büyük nedeni satranç eğitmenliği yaparken, satranç eğitmenliği yaptığı yerde itirafçının ifadesine göre yasa dışı faaliyetlerde bulunulmasıydı. Mahir'in İzmir'de bu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi itirafçı. Ancak Mahir hayatında sadece bir kez İzmir'e gitmişti ablasının nişanı için ve diğer olan bitenden haberdar değildi. Fakat kendini savunamayacağını, itirafçı ifadesini boşa düşüremeyeceğini düşündüğü için bu yolu seçti. Mahir gibi birçok insan cezaevine yeniden girmekten, itirafçı ifadelerinden korkuyor. Özellikle de KYK'lılar hem bir yandan yaşam mücadelesi veriyorlar, bildikleri meslekleri yapamadıkları için yeni işler yapmaya çalışıyorlar, bir yandan da cezalar ve soruşturmalarla uğraşıyorlar. KYK'lıların hayatta kalmak için buldukları yollardan bir tanesi, belki de Türkiye'de hak arama mecburiyetinden dolayı Türkiye'deki siyaset yapmak. Bilindiği gibi Yüksek Seçim Kurulu her seçim dönemi öncesinde bir seçim takvimi yayınlıyor. Bu seçim takviminde adayların adaylık başvuruları, bunların ne zaman sonlandırılacağı açık biçimde belirgin. YSK bu seçimden önce de seçim takvimi yayınladı, adayların isimlerini tek tek değerlendirdi, hukuki durumlarına baktı ve aday olmalarında bir engel olmadığına karar verdiği isimler seçime girebildi. Bu isimler arasında KYK'lılar da vardı. Kamudan KYK nedeniyle ihraç edilenler. Fakat ne hikmetse YSK hepimiz İstanbul sonuçlarını beklerken KYK'lılara mazbata verilemeyeceğine hükmetti. Gerekçe olarak aslında yeni bir şey söylemedi ancak şunu da açıklamadı. Hala mecliste KYK'lı vekiller var ve YSK tarafından verilen mazbatayla milletvekili oldular. Neden milletvekili olunabilirken yine aynı kamu görevi statüsündeki belediye başkanı olamayacakları, neden belediye meclis üyesi olamayacakları belirgin değil. Dahası YSK daha önce bunlara neden onay verdiğini ve seçime soktuğunu da anlatmadı. Dahası bu kişilerin bulunduğu partiden değil, seçimde ikinci olan partiden isme mazbata verileceğini söyledi. Yani Diyarbakır Bağlar'da örneğin %50'ye yakın oy almış bir isim KYK'lı olduğu için mazbata alamazken yarısı kadar oy almış bir partiden başka bir isim belediye başkanlığı yapmaya başlayacak. YSK'nın benzer çok sayıda kararı var tartışabileceğimiz. İstanbul kararları da çok tartışılacak. Eski iştahatlarına uyup uymadığına da bakacağız. Bir diğer başlık belki gene çok tartışılması gereken, aslında sosyal medyada da çok tartışılan Rabia Naz'ın ölümü ya da öldürülmesi. Babası uzun bir süredir Şaban Vatan kızının öldürüldüğünü iddia ediyor ve savcılıktan soruşturmanın genişletilmesi, gerekli araştırmaların yapılması talepleri var. Ve Şaban Vatan'ın öne sürdüğü bütün deliller bugüne kadar iyi incelenen herkes tarafından şüpheli bulundu. Bir tek Giresun savcılığı herhalde bu delilleri şüpheli bulmadı. Dahası kardeşinin başvurusu üzerine savcılık mahkemeye başvurarak akıl hastanesinde tedavi görmesi gerektiğini hükmetti. Şimdi 3 haftalık bir süreliğine Şaban Vatan hastaneye konulacak eğer itirazları sonucu değiştirmezse. Bu süreçte peki Rabia Naz'la ilgili yeni bir şey yapılıyor mu? Anlaşılıyor ki savcılık buna da çok niyetli değil. Oysa ki iddia vahim, küçük Rabia Naz'ın belediye başkanının yeğenin kullandığı araç tarafından çarpılarak yaşamını yitirdiği, daha sonra intihar suçu verildiği, küçük çocuğun aslında düşmesi çok da fiziken mümkün olmayan bir yerden atlayarak yaşamına son verdi.
Başlıklar çok umut ediyorum ki önümüzdeki hafta hak ihlalleri konusunda çok daha az konuyu konuşuruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.